Refik Korkmaz eğitimleri bilinçaltı sembol dilini öğrenenler, çocuk sahibi olamayan insanların çocuk sahibi olmalarına onlara öğretecekleri meditasyonla yardımcı olurlar. Çocuk sahibi olamayan bir erkek azosperm sahibidir ya da spermi hiç yoktur. Dünya bir simülasyon ekranı. Dünya üzerinde bir anne, bir baba ve çocuk var. Anne Anadolu. Bu simülasyon ekranında çocuk Kıbrıs Adası, baba Girit Adası. Eğer babada, baba adayında çocuk sahibi olmakla ilgili problem varsa, yani sperm üretemiyorsa, bakınız orada neleri düzenlememiz gerekir. Bunu bize mitoloji anlatıyor ve bunu bir meditasyon olarak yapacağız. Gelin Girit'i beraber görelim, öğrenelim. Girit, Zeus'un bebeklikten itibaren büyüdüğü ada. Babası Kronos'tan gizli olarak Girit'in mağaralarında büyüdü. Ve sonra Kronos'u, yani babasını alt ederek onun krallığına oturdu. Zeus'un yeri Girit Adası ve Zeus, Fenike prensesi Europa'yı Suriye'den alıp Girit'e götürdü. Bu birleşmeden 3 çocuk doğdu. Bu çocuklardan birisi de Minos. Minos, Girit'in kralı olarak kaldı. Minos, Tanrı Poseidon'dan bir boğa istedi. Bu boğayı Tanrı Poseidon adına kurban edecekti ve Girit halkının gözünde de prestijini yükseltmiş olacaktı. Tanrı Poseidon ona güzeller güzeli beyaz bir boğa hediye etti. O kadar güzeldi ki bu boğa, Minos onu kurban etmek istemedi, onu sığırların arasına koydu, kendi boğalarından birini kurban etti. Bu duruma sinirlenen Tanrı Poseidon, Minos'a bir ceza verdi. Minos'a verilen ceza, Minos'un karısının bu boğaya aşık olması ve ondan çocuk sahibi olmasıydı. Minos'un karısı bu boğaya aşık olur ve bu boğayla çiftleşir. Bu boğadan yarı insan, yarı boğa, Minotaur denilen canavar doğar. Bu Minotaur insanlara zarar verdiği için Kral Minos tarafından Girit Adası'nın altında bulunan bir labirente konur. Bu labirentten dışarı çıkması zordur ve Minotaur canavarını Atina kralı Egeus'un oğlu Theseus öldürür. Peki neden Egeus'un oğlu Theseus bu canavarı öldürür? Çünkü Egeus azosperm sahibidir. Yani spermleri işe yaramamaktadır. Yani kral Egeus çocuk sahibi olamaz. Kral Egeus'un oğlu Theseus de onun öz oğlu değildir. Atina kralı çocuk sahibi olamadığı için Minotaur canavarını öldürür. Peki Minotaur canavarı ölünce ne olur? Girit kralı da çocuk sahibi olamaz. Girit kralı da kısır kalır. Gelin bunun ne olduğunu biraz daha öğrenelim. Zeus'tan başlayarak Minos'u anlatarak Poseidon'un sunduğu boğayı dile getirerek Girit Adası'nın erkek olduğunu size anlattık. Girit Adası erkek, Girit Adası'nın altında bulunan labirent erkeğin testisleri. O labirentte bulunan boğa ise testislerde sperm üretim dinamikleri. Eğer o boğa orada olmazsa testisler sperm üretemez. Atina kralı sperm üretemiyordu. Dolayısıyla Girit kralının da sperm üretmesini engelledi. Labirentin içindeki boğayı öldürdü. İşte bu efsaneyi bilmek bize neyi getirir, neyi öğretir? Fiziğin, matematiğin, coğrafyanın, tıbbın, kimyanın, astronominin, aklınıza gelebilecek bütün bilimlerin laboratuvarı mitolojidir anlayışı kabul görürse, her şeyin en derinine inilebilir ve o zaman tıp şunu anlar. Tıbbın laboratuvarları mitoloji. Ve bir erkek sperm üretemiyorsa, mitolojik destekle bir doktor o erkeğin sperm üretimini sağlayabilir. Mitolojik destekle bir anne baba o erkeğin sperm üretimini sağlayabilir. Mitolojik destekle kişinin kendisi kendi spermlerini sağlıklı hale getirmeyi sağlayabilir. Nasıl olacak? Siz söyleyin. Sağlıklı bir erkek Girit Adası'dır ve Girit Adası'nın altındaki labirentte sağlıklı beyaz bir boğası vardır. Sperm üretemeyen bir erkek Girit Adası'dır ama Girit Adası'nın altındaki labirentte boğa yoktur. Girit Adası'nın altındaki labirente boğa koyduğunuzda, bunu hayalinizde oluşturduğunuzda o kişi kaliteli sperm sahibi olur ve çocuk sahibi olur. Mitolojiye insan uydurmaları diyenler, mitoloji, lafı güzaf, boş sözler, eğlenmek için, zaman geçirmek için anlatılan hikayeler, masallar değil, mitolojik ürünler, bütün bilim dallarının laboratuvarı hem de gelinebilecek en son laboratuvar. Bunun böyle olduğunu anlayınca İlyada'daki Aşyalı ve Patroklos'u daha iyi anlar insan. Patroklos'un işe yaramaz sperm, Aşyalı'nın kaliteli sperm olduğu anlaşılır. Hani dedi ki
Çocuk sahibi olamayan bir erkeğin sperm üretimini en iyi hale getirmek için Girit Adası'nın altındaki labirente boğa yerleştirmek yeterli diye. Ve ikinci bir durumu daha yapabilirsiniz. Truva Savaşı'nda Aşil ve Patroklos'u hayal edebilirsiniz. Patroklos'un patlayıp gittiğini, yok olduğunu, geride sadece Aşil'in kaldığını hayal edin. Aşil'in kendisini bir balon gibi şişirdiğini hayal edin. Bu şişen balonun bir tahtaya dönüştüğünü hayal edin. 4 katlı bir apartman büyüklüğünde şişmiş bir balon ve tahtaya dönüşmüş. Sonra bu tahta da bir at şekline gelmiş. Tahtadan bir at, bir Truva atı hayal edin. Aşil'in Truva atına dönüştüğünü hayal edin. İçine de 50 tane askerin yerleştiğini hayal edin. Zeki, cesur ve atik askerler. Bu tahta atın Truva Kalesi'nden içeri girdiğini hayal edin ve Truva Kalesi'ni zapt ettiğini hayal edin. Eğer siz bu meditasyonda Patroklos'u bertaraf ederseniz, kaliteli sperm olan Aşil'in tahtadan bir ata dönüştüğünü hayal ederseniz, tahta atın içinde 50 zeki, çevik, atik asker hayal ederseniz, bu tahta atın Truva Kalesi'nden içeri girip Truva'yı zapt ettiğini görürseniz, kişiyi azospermden kurtarır, kaliteli spermlere sahip hale getirirsiniz. Bakın, mitoloji nereden nereye götürüyor insanı. İnsanlık bunu 3000 sene önce bilseydi, Homer'i benim size anlattığım gibi anlayabilseydi, Homer'i benim gibi anlayabilseydi, bugüne kadar sperm problemi yaşayan hiç kimse kalmazdı. Girit Adası, Kral Minos, Minotaur, bakın Zümrüt Anka çağında insanın artık şifa bulması için ilaca ya da ameliyatlara ihtiyacı kalmadan sadece hayal ederek, mitoloji ürünlerinden yararlanarak şifasına kavuştuğu dönemin adıdır. Zümrüt Anka dönemi. Sizler Refik Korkmaz eğitimlerini aldığınızda sadece Girit Adası'nı öğrenmiş olmakla kalmayacak. Duyduğunuz, dinlediğiniz, duyacağınız, dinleyeceğiniz, var olan, var olacak bütün mitolojik ürünlerin gerçek manasını öğreneceksiniz.